Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlarımla beraber bizim kişisel dönüşüm kulübündeyiz. Yanımda coşkulu bir kalabalık var. Bizim meşhur coşkulu kalabalığımız. Daha önceki YouTube videolarında da gene arada geçen kalabalıkların bir benzeri. Şimdi niye biz bugün bir canlı yayın yapmaya karar verdik? Şununla alakalı. Biz her hafta bir kulüp yapıyoruz. Kulüp etkinliğinde, kişisel dönüşüm kulübünde hayata dair, evrensel kurallara dair, çekim yasasına dair, inançlarımıza dair ve korkularımıza dair bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Değişik egzersizlerimiz oluyor, nefes egzersizleri yapıyoruz. Ondan sonra farklı bir sürü çalışmamız var. Bugün de istedik ki arkadaşlarımla beraber bu faydalı çalışmaları size ufak ufak paylaşalım, yansıtmaya başlayalım. O yüzden bir canlı yayın yapma kararı aldık hep beraber. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hep beraber bir karar verdik. Şimdi ilk başlangıçta bizim bahsetmek istediğimiz şeyler bugün çekim yasasının temelinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımla biz bir yıldır uzun uzun bunun üzerine sohbetler yapıyoruz. Nedir çekim yasası? Çekim yasası şudur arkadaşlar. Biz neye inanırsak onu çekeriz hayatımıza. Neye inanırsak onu yaşarız. Yani bizim yaydığımız bir frekans sonucunda bu inandıklarımız evrende bir frekans yayıyor. Ve etrafımıza, hayatımıza inandıklarımızın sonuçlarını çekiyoruz. Yani en basitiyle düşündüğümüzde diyelim ki bizim para kazanmak zordur diye bir inancımız varsa o zaman para kazanmayı bir şekilde zor yapıyoruz. Zor bir şekilde para kazanıyoruz. Ama tam tersi para kazanmak kolaydır diye bir inancımız varsa o zaman para kazanmak bizim için kolay oluyor. Yani özeti şu. Neye inanırsak biz hayatımıza onu çekeriz. Şimdi bugün benim bahsetmek istediğim çekim yasasının ilk bölümü. Yani şu. Bu inançları biz nasıl ediniyoruz? Bu inançlar hayatımıza nasıl etkili oluyor? Ve bu inançlarımızı nasıl fark ederiz? Arkadaşlarımla beraber biz bunları ayrıntılı zaten yaptık. Halen daha yapıyoruz. Size de uygulamalarını göstereceğim. Şimdi temel şu arkadaşlar. Biz bir şekilde hayatımızda çocukluktan olabilir. Çoğunlukla 0-6 yaş arası, 0-10 yaş arası biz ego kararları alıyoruz hayatımıza dair. Örnek babamız yanımızda diyor ki işte insanlara güvenilmez. Biz de inanıyoruz ona. İnsanlara güvenilmez diye bir karar alıyoruz. Sonra bilin bakalım tüm hayatımızda ne oluyor? Hayatımıza insan güvenilmez insanlar çekiyoruz. Ama tam tersi insanlara güvenilir diye bir kararımız varsa bazımızda da bu oluyor. O insan da hayatına güvenilir insanları çekiyor. En temeli bu. Babamız diyor yanımızda, annemiz diyor para kazanmak zordur. Hemen yazıyoruz, aa diyoruz ki evet işte babam öyle diyorsa, para kazanmak zor diyorsa, evet para kazanmak zordur diye bir karar alıyoruz çocukken. Ve bilin bakalım tüm hayatımızda ne oluyor? Parayı zor bir şekilde hayatımıza çekiyoruz. Bu ailemizden, atalarımızdan alabiliyoruz bu kararları. Bu bir yolu. Onun dışında kendimiz, ailemiz, işte arkadaşlarımız, etrafımız, dostlarımızdan olan tavırlara karşı bir kendimiz kararlar alıyoruz. Bunlara da ego kararları deniyor. Örnek, annemiz bize bir tavır yapıyor. Kendimize göre bir yorum yapıyoruz. Ve onu karar olarak alıyoruz. Çok sevdiğim Aykut Oğut, Evrenden Torpilim Var kitabında olan çok güzel bir örnek. Anlattığı örnek şu şekilde. Ben diyor kuzenimle diyor, evde diyor oynuyoruz diyor. Evi savaş alanına çevirdik diyor. Ondan sonra annem geldi diyor. Eve diyor. Ve diyor bana bir ceza verdi diyor. Sinemaya götürecekti normalde bizi diyor. Seni sinemaya götürmüyorum, kuzenini götürüyorum diye bir karar verdi diyor. Bana bir ceza verdi diyor. Ben de küçük çocuğum diyor, çok masum bir şekilde bir karar aldım diyor. Sevdiğim kadını üzersem gider beni aldatır. Tahmin edin diyor, hayatımda ilk çektiğim kız arkadaşım bana ne yaptı diyor. Ne yaptı? Aldattı. Daha sonraki? Aldattı. Bende bu inanç olduğu için, yani o karardan, o anıdan aldığım karardan dolayı bu inanç olduğu için hayatıma giren tüm insanlarla bunu yaşadım diyor. Ta ki ne zamana kadar? Bu kararı değiştirene kadar. Bu videolarımızda biz zaten ayrıntılı uzun uzun ne zaman nasıl bu kararları değiştirebiliriz onları da anlatacağım ama bugün temelini anlatmak istiyorum. Yani işin temeli bu arkadaşlar. Biz neye inanıyorsak, hangi kararları alıyorsak bu oluyor. Anne babadan alabiliyoruz. Kendimize ego kararları alabiliyoruz. Veya atalarımızdan gelen, genlerimizde olan, DNA'mızdan gelen genetik kararlar var, genetik yüklenmeler var. Bunlar neyse inançlarımızı oluşturuyor. Ve biz de tüm hayatımız boyunca bu inançları yaşıyoruz. Şuradan anlarsınız. Tekrar tekrar aynı olayları yaşıyoruz. Tekrar tekrar aynı aldatılmaları yaşıyoruz. Tekrar tekrar benzer kişileri hayatımıza çekiyoruz. Bir insanla birlikte oluyoruz, hoşumuza gitmiyor, bize bir yanlış yapıyor, ayrılıyoruz. Yenisini hayatımıza sokuyoruz, yine benzer şeyleri yaşıyoruz. Hayatımızda sürekli bir şeyler tekrar ediyor. Ne zamana kadar? Fark etmezsek bir ömür boyu hep aynı gidiyor. Ama fark edersek o zaman bir şeyler tamamen değişebiliyor. Yani biz bakış açımızı ve inançlarımızı değiştirdikçe hayatımıza değişebiliyor.
O yüzden aldığımız kararların sonuçlarını yaşıyoruz. Örnek sizin matematiği yapamıyorum diye bir inancınız varsa, olabilir ilkokulda almış olabilirsiniz, çocuklukta almış olabilirsiniz, bir öğretmeniniz ters gelmiştir, benim gibi bir matematik öğretmeni denk gelmemiştir, değil mi? Bir şekilde bu kararı aldıysanız tüm hayatınız boyunca matematiği yapamıyorsunuz. Bu tamamen çocuklukta aldığınız kararla alakalı. Ne zamana kadar? Siz bu kararı değiştirirseniz, kafanızdaki inancınızı değiştirirseniz, o zaman matematiği yapabilmeye başlıyorsunuz. Özü bu. Mesela benim dans edemem diye bir kararım vardı. YouTube'daki videolarımda da yoğun bir şekilde koydum size bir şeyleri göstermek için. Harbiden dans edemiyordum. Yani bildiğiniz çok kötü, hiçbir ritim yok, hiçbir şey yok. Müzik ayrı, ben ayrı. Bir gün işte bu öğretileri öğrendikten sonra dedim ki ben dans etmek istiyorum. Kendi inanç sistemlerime baktım. İnançlarımı buldum, negatif inançlarımı buldum. Dans etmeye dair, edememeye dair korkularımı buldum, değiştirdim. Değiştirdikten sonra dans edebilmeye başladım. Zaten videolarda da yoğun bir şekilde size bunları gösterdim. Şimdi genel bilgi bu arkadaşlar. Yani bu da şu şekilde oluyor. Frekanslı oluyor. Nasıl bizim inandıklarımız hayatımızı etkileyebiliyor? Nasıl biz inandığımızın sonucunda hayatımıza ona göre insanları çekiyoruz? Bu bilimsel olarak da ispatlanmıştır arkadaşlar. Bir sürü ispat yöntemi var. En basit hali benim aklıma gelen su üzerinde çalışmalar yapan bir tane bilim adamı var. Imoto diye çok meşhurdur. Suya sevgi sözleri söylüyor. Ve bu sözlerin sonunda suyun şeklinin yapısının değiştiğini, kalp gibi, farklı yıldız gibi kristal yapıların oluştuğu görülüyor. Suya kötü sözler söylediğinde su farklı kalıplarda farklı şekillere giriyor. Yani bizim sözlerimiz, düşüncelerimiz, bakış açılarımız aslında maddesel dünyayı da değiştiriyor arkadaşlar. Aynı şekilde su üzerine yapılan yine çok güzel bir deney var. İki tane bardağa aynı suyu koyuyorlar. Aynı pirinci koyuyorlar. Bir tanesine her sabah 21 gün boyunca seni seviyorum, seviyorum diyorlar. Bir tanesine de senden nefret ediyorum diyorlar. 21 günün sonunda seni seviyorum denilen... Seni seviyorum denilen arkadaşlar filiz veriyor. Senden nefret ediyorum denilen de taşa dönüyor. Bu da yine YouTube'da falan çok fazla geçen bir deney. Buna başka bir yönden bilim adamları şöyle diyor. Fotonu inceliyorlar. Fotonu gözlemliyorlar. Fotonu bir dalga gibi davranıyor. Yani sonuç olarak düşüncelerimizi yaydığımız frekans tüm dünyayı değiştiriyor. İşin temeli bu arkadaşlar. Bunun adı da çekim yasası. Bu şekilde adlandırabiliriz. Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum. Biz bu inançlarımızı ilk adım şu fark edebilmek. Nasıl fark edeceğiz? Neye inanıyoruz? Hangi negatif inançlarım var? İlk adım bunu görmekle başlıyor. Farkına vardığımız zaman birçok şey çözülüyor zaten. Peki biz bunu nasıl fark edeceğiz? Benim bu işlerle uğraşıyorken en başta çok zorlandığım kısım buydu. Ben bunu nasıl fark edeceğim? İnançlarımın nasıl farkına varacağım? Bir bunda zorlanıyordum. Farkına varmakta. Bir de farkına varsam da bulsam da nasıl değiştireceğim de. Önce bugün farkına varmayı göstereceğim. Nasıl fark edeceğiz? Bunun da bir testi var. Çok basit bir testi var. Yani bir sürü şekilde fark edebilirsiniz ama şimdi kinesiyoloji diye geçen bir bilim dalı var. Burada bir kas testi diye bir test var arkadaşlar. Çok basit bir test. Herkes evinde yapabilir, bulunduğu yerde, iş yerinde yapabilir. Şu şekilde Berke'cim gel. Berke üzerinden, sevgili Berke'yle biz size göstereceğiz olayı. Şimdi yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde kuzeyi bulacaksınız. Yani yön olarak yüzümüzü kuzeye doğru döneceğiz. Şimdi bunun da bilimsel açıklaması şu, kinesiyolojide geçen manyetik akımla alakalı olarak bir durum bu. Biz vücutta doğru bir şeyler söylediğimizde kaslar kasılıyor. Eğer kuzeye doğru dönüyorsak vücut kendiliğinden öne doğru gidiyor. Yalan söylediğimizde yırtılsak da kaslar kasılmıyor. Yine manyetik akıma kapılıp vücut geriye doğru gitmeye başlıyor. Nasıl oluyor bir gösterelim. Bunu da şimdi canlı olarak uygulamalı yapalım Berke'de. Şimdi gözlerimizi kapattık. Kuzeye döndük. Şu an bizim yönümüz kuzey. Sesli bir şekilde diyor ki, bunu içinizden de söyleyebilirsiniz. Fark etmez. Sesli bir şekilde söyle Berke'cim koçum. Ben Berke. Ben Berke. Vücut öne doğru gitmeye başladı. Örnek ben Recep de. Ben Recep. Yanlış bir şey söylediği için, yalan söylediği için kendiliğinden geriye gitmeye başladı. Bunu ilk başta şöyle diyebilirsiniz. Ya bu çocuk kendini ileri götürüyor, geri götürüyor. Alakası yok. Kendiniz deneyin, kuzeye dönün. Yine aynı testi, aynı sonuçları alacaksınız. Peki, buradan şimdi biz bu testi, bu kas testiyle inançlarımızı bulabiliyoruz. Örnek, takıldığınız bir konu var. Para konusu, kilo konusu, sınav. Şu grup zaten sınav grubu. Herkes sınava hazırlanıyor. Herkesin korkuları ve sınava dair negatif inançları var. Sınavı kazanamayacağım, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, denemeler şöyle gibi. Hangi konuysa istediniz hiç fark etmez. Negatif inançlarınızı bu testte tespit edebilirsiniz. Biz belki de birkaç tane bulalım. Kusura bakma koçum, bütün negatif inançları çıkaracağız ortaya. Rahat ol, tamam mı? En fazla 1 milyon kişi izliyor.
Tamam, hadi bakalım. Şimdi ben sadece aklıma gelen rastgele sorular soracağım. Belki de var yok bilmiyorum. Genel bu teste nasıl cevaplar veriyor onu göreceğiz. Sor koçum, para kazanmak zordur. Para kazanmak zordur. Mesela belki de birçoğumuzda olan bu inanç var. Para kazanmak zordur inanç. Bu inanç değişmedikçe bu çocuk hayatı boyunca zor bir şekilde para kazanacak. Rahat ol, değiştireceğiz. Tamam. Peki, matematiği yapamıyorum. Matematiği yapamıyorum. Geriye doğru gidiyor, yani cevabı hayır demek süper. Matematiği yapabildiğine inanıyorsun ve öyle de zaten. Devam, derslerden zorlayalım biraz. Fiziği yapamıyorum. Fiziği yapamıyorum. Yine geri gidiyor, süper. Yapamadığını bulacağız mı? Devam. Kimyayı yapamıyorum. Kimyayı yapamıyorum. Al. Kimyayı yapamıyorum dediğinde öne doğru geldik. Yani şimdi belki kimyayı yapamadığına inanıyor. Bilinçaltındaki inançların cevabı bu. Kimyayı yapamadığı inancı, yapamıyorum inancı değişmedikçe hayatı boyunca kimyayı yapamamaya devam edecek. Ama güzel haber, biz bu inancı değiştirdiğimizde artık kimyayı yapabilmeye başlayacağız. Nasıl değiştireceğiz? Sonraki videolarda zaten göstereceğiz. Devam. Başka hayata dair soralım. Hadi bakalım neler çıkacak. Kızlara güvenilmez. Kızlara güvenilmez. Berke ne yaptın? Şimdi Berke'de kızlara güvenilmez inancı var. Bu illa sevgili olarak değil, etrafındaki tüm kızlara dair güvenilmez inancı olduğu için muhtemelen hayatında, direkt de böyle kodlamayalım şimdi ama genelde bu oluyor, hayatına güvenilmez kızlar çekecek. Ben başka birini kaldırayım burada. Ona sorduğumda kızlara güvenilmez inancı hayırsa o kişi bu şekilde çekmeyecek. İşin özü bu. Yani güvenilire inanın, kızlara güvenilire inanlar, güvenilir kızlar çekecek hayatına, kızlara güvenilmeze inananlar da, inananlar da hayatına güvenilmez kızlar çekecek. Özü bu. Devam. Var mı aklına gelen, merak ettiğin, sizin merak ettiğiniz var mı? Soralım birkaç bir şey daha. Dur ben geçen denk geldim belki de. Tramvaylar hep geç gelir. Tramvaylar hep geç gelir. Gittik durakta denk geldik. Biz hocam dedi kesin de tramvay geç gelecek. Ben dedim sen rahat ol ben varım yanında. Ben dedim pozitifimdir. Benim inancımdan dolayı hemen geldi ama bak normalde negatif. Belki de buna inandığı için genelde de geç geliyor değil mi? Evet, belki. Her zaman geç geliyor. Ne zamana kadar? Bu inançlarını değiştirene kadar. Tamam mı anladık mı olayı? Oturalım. Ben teşekkür ederiz. Kas testi bu şekilde. Genel anlamda çekim yasasının temeli bu arkadaşlar. İlk A'sı, alfabenin A'sı. Daha sonraki videolarda da bu inançlarımızı nasıl değiştireceğiz? Bakış açılarımızı nasıl değiştireceğiz? Onların değişik yöntemlerini öğretmeye başlayacağım. Bugün bir arkadaşlarımla başlangıç yapmak istemiştim. Onlar da stresli, benim stresim onlara yansıdı. Bugün fazla uzatmayalım. Bugünü burada bırakalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.